ülkemizi temsil edecek kadın takım adına başkanımıza çok teşekkür ediyoruz desteklerinden dolayı. 41 Burada Alemin desteği de bizim için çok önemli. Destekler için teşekkürler. Başkanımızın sayesinde Süper Lig'e kadar geldik. Umarım Süper Lig'de de İzmit'i en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Biz İzmitliler olarak, kent olarak bence bütün spor branşlarında en üst ligde mücadele etmek zorundayız. Çünkü bu kent böyle bir kent. Tekrardan Sayın Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. İzmit Belediye Spor Kulübü olarak kısaca bir bilgi verdikten sonra aslında bu projenin mimarına ben sözü bırakmak isterim. Yaklaşık 9 branşta 550 lisanslı sporcumuzla spor kulübümüz faaliyetlerine devam etmekte oldu. Yine kulüp yöneticilerimiz tamamen İzmit Belediyesi'nin yönetici kadrosundan oluşmuş. Çok özverili bir şekilde mesai saatlerimizin, belediye çalışmalarımızın dışında, mesai saatlerimizin dışında da kulübümüzle çalışma faaliyetini sürdürüyoruz. Çok titiz bir çalışma yapıyoruz. Özellikle bayan basketbol, kadın basketbol takımımızı kurarken kurumumuzu, şehrimizi, Kocaeli'mizi düşünerek kurumumuza yakışır bir şekilde sporcu araştırması yaptık. Aynı zamanda İzmit'li olan hocamızla beraber planlı bir şekilde bu çalışmayı yaparken hiçbir şekilde Kocaeli'mize zarar getirebilecek, eksik noktalara taşıyabilecek sporcular üzerinde araştırma yapmadık ve güvenerek bu çok değerli sporcu kardeşlerimizle anlaştık. Umuyoruz ve hedefliyoruz ki bu sene Süper Lig'de İzmit Belediyespor'da, basketbolda adını sıkça fazlasıyla söyletecek. Ve bu anlamda birçok projelerimiz var ama ben tabii ki bu projelerin mimarı çok değerli İzmit Belediye Başkanıma huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Değerli yöneticilerimiz, basınımızın çok kıymetli temsilcileri, öncelikle herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Güzel bir gün olsun. Böyle içimizi enerji ve heyecanla dolduran bir lansmanı birlikte yapıyoruz. Güne de enerjiyle, sporla başlamış oluyoruz ama ben bundan önce bir başka programdaydım. Onu saymazsak diyeceğim. Evet, İzmit Belediyespor kadın basketbol takımımız Süper Lig'de. Önce bir şey söyleyeyim. Bir kere çağdaş uygarlıklar mücadelesinde eğer bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği o çizgiyi yakalayıp geçmek istiyorsak iyi eğitim, iyi sağlık dememiz lazım. Bunun önemli bir kısmı da sportif faaliyetler. Sporu sadece biz bir skor için, bir derece için değil, aynı zamanda toplumun daha sağlıklı, nesillerin daha sağlıklı olması için de düşünüyoruz. Bir çocuk hekimi olarak bunu tıbben de iyi bilen bir kişi olarak tabii ki spor ve sporcu dostu bir belediye başkanı ve bir belediyeyiz. Aslında bu bizim genlerimizden geliyor. Atalarımıza baktığımız zaman bizi bugünlere gelmemizi sağlayan Selçuklularda devleti yönetenler iyi sporculardı. İyi ata binerlerdi, iyi ok atarlardı, iyi cirit atarlardı. Diğer sportif faaliyetleri çok iyi yapardı. Padişahların içerisinde iyi güreşçiler, iyi satranç oynayanlar, çok farklı sportif faaliyetleri icra eden liderlerimiz oldu. Ve tabii ki Cumhuriyet dönemiyle birlikte Cumhuriyetimizin kurucusunun da işaret ettiği sporun önemi, sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur mesajları, sporcunun ahlaklı, çevik ve diğer özelliklerini işaret eden bir liderimiz ve bugün de
Recep Tayyip Erdoğan gibi spordan gelen, sportif faaliyetlerden gelen, sporu çok seven, sporcuyu çok seven ve bu anlamda da belki Cumhuriyet tarihinin en bonkör spora olduğu bir dönem. Bu dönemde İzmit Belediyesi de yerini almalıydı. İşte yerini alıyor. Belki Kocaeli sporumuzu Süper Lig'e çıkaramadık. Benim şahsen İzmir Belediyesi olarak elimden geleni her dönemde yaptım ve yapmaya devam ediyorum. Ama Kocaeli'nde iki tane Süper Lig'de takım çıkarmayı başardım. Biri kadın basketbol takımımız ve serbest güreş takımımız. Çok geçmez Süper Lig'de Kocaeli Spor da olur. Buradan onu da söyleyeyim. Değerli arkadaşlar, öncelikle değerli antrenörlerimiz, antrenör yardımcılarımız, yöneticilerimize ben teşekkür ediyorum. Kulüp başkanımız çok başarılı bir başlangıçla güzel bir ekip oluşturmada rolünü üstlendi. Biz de adım adım takip ettik. Yani biz de peşini bırakmıyoruz. Her şeyden haberdar oluyoruz. Başkan yardımcım bizzat ilgileniyor. Ve tabii ki Mert kardeşimiz gerçekten çok başarılı bir dönem geçirdi. Şimdi yeni dönemde inşallah Ceyda Hanım'ın ablalığında diyelim, kaptanlığında diyelim, yaşları çok karıştırmayalım ama inşallah çok daha başarılı bir dönemimiz olacak. Değerli arkadaşlar, buraya belki dışarıdan gelen transferlerimiz de var. Önce bir şey söyleyeyim. Kocaeli bu Türkiye'nin şampiyonudur. Her alanda şampiyonudur ha. Her yönden. Şimdi uzun uzun anlatmayayım bu şampiyonluklarını. Ekonomide şampiyondur. Eğitimde şampiyondur. Sağlıkta şampiyondur. Sporda da aşağısı kurtarmaz. Onun için çok önemli bir misyon için buradasınız. Ve çok önemli bir hedef için buradasınız. Bir kere Türkiye'nin diğer alanlarda marka olan bir belediyesi adı altındasınız. Bunu hiç unutmayın. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da birçok alanda söz ettirilen, sözü geçen, sözü edilen bir marka, belediye ve şehirdesiniz. Bunu ileriki zamanda daha çok hissedecek yeni gelen arkadaşlarımız. Onun için sorumluluğumuz ve hedefimiz büyük. Benim antrenör ve kaptan ve sporcularımızdan isteğim önce iyi insan olur. Toplumla barışık, temsil ettiği kurumun ilkeleri, etik kuralları içerisinde sporcuya yakışır, iyi insan olur. İyi arkadaş olur. İyi yoldaş olmak. Sonra da çok başarılı sporcu olmak. Bunların ikisi at başı giden işler. Çok başarılı sporcu olunabilir. Bu dediklerim eksikse biliyorsunuz. Profesyonellikte de, amatörlükte de diğerlerini silip atıyor. Bu bir bütün olursa anlam kazanıyor. Ben de zaten bunu sizlerde görüyorum. Hiç bu konuda da bir endişemiz yok. Bu şehri temsil etmek onuru sizlerin sırtında. Ve biz size güveniyoruz. Sallayın arkadaşlar Türkiye'yi. Bakmayın o büyük isimlere. O isimleri sallayabilecek gücümüz var. Antrenörümüz de var. Kaptanımız da var. Sizin gözleriniz de var. Seyircimiz de var, basınımız da var, halkımız da var. Bu
Buranın enerjisini, bizim enerjimizi hissedin. Ve biz her türlü arkanızdayız. Belki çok öyle paralar saçacak konumda değiliz. Benim tarzım değil zaten. Bana cimri başkan derler. Ama gönlüm çok zengindir. Sevgi dağlar kadar biz. Yaparız. Hiçbir kimse bizim kulübümüzde mağdur olmaz. Ben müsaade. Onun için emin ellerdensiniz. Siz yeter ki gösterin gücünüzü, diğerleri peşinden gelecektir. Mutlaka bu halk, bu belediye bunu karşılıksız bırakmaz. Ben basınımıza da teşekkür ediyorum. Biz çok hızlı bir şekilde hedefimize ulaştık. Dedik Süper Lig'de bir takımımız olacak ve bugün bunun gururunu yaşıyoruz. Allah da nasip etti. Ama istedik. Öyle boş istemeyle olmuyor. Gönülden istedik. Her şeyimizle çalıştık. Ve böyle harika bir kadromuz var. Şehrimize de çok yakıştı. Hanımların olduğu yerde ayrı bir zerafet, ayrı bir güzellik var. Ben inanıyorum ki ligde de Kocaeli'nin zerafeti esecek. Centilmen olacağız arkadaşlar. Ama kıran kırana mücadeleyi de yapacağız. Burada basınımız bizim gerçekten en önemli destekçilerimizdendir. Ben şimdiye kadar ki bize gösterdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyorum. Zaten değerli arkadaşlar, şehrin takımlarının başarıları sadece belediyelerle, sadece sponsorlarla olacak işler değil. Bütün şehrin aynı ruha girmesi lazım. Herkesin hedeflemesi lazım. Yoksa duyuyorum işte belediye yapsın, şu olsun. Öyle bir şey yok ki. Öyle olmuyor. O ruha hepimiz gireceğiz. Bütün şehir girecek. Bu her anlamda öyle. Kocaelispor konusunda da öyle. Basketbolda da öyle. Bisiklette de öyle. Öbüründe de öyle. Değerli arkadaşlar, tabii ki sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz. 41 burada kurumuna biz teşekkür ediyoruz. Diğer sponsor firmalara teşekkür ediyoruz. Bir kere şuna inansınlar. İzmit Belediyesi çatısı altında bir kuruluşa bir katkı sağlanılıyorsa kuruluşu ziyan olmaz. Ona müsaade etmeyiz. Hiçbir tarafa gitmez. Spora gider, sporcuya gider. Ve önümüzdeki süreç artık hep birlikte. Buradan halkımıza da sesleniyorum. Bakın basketbol gerçekten keyifli bir spor. Yani tamam futbolu ben de çok seviyorum ama futbol tek başına bütün sporları kapsamıyor. Sadece futbol yok sporda. Oraya odaklanmışız. Biz yeni bir döneme açtık. Bakın 4 yıldır 4. sınıflara 10 bin basketbol topu dağıtıyoruz. Bu sene yine başladık. Ve Türkiye'de şu anda pilot iliz biz bu konuda. Federasyonla birlikte yürüttüğümüz bu çalışma nedeniyle. Onun için her şeyimiz var arkadaşlar. Neyimiz eksik? Milyon dolarları boş ver. Yürekte ne var? Oraya bakalım. Ligi her zaman hazırız. Yani ligle ilgili bir sıkıntımız yok. Başkanım da söylediği gibi hani kümede kalmak ya da öyle bir şeyi telaffuz etmeyen bir ekibiz. Yani gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şampiyonluksa şampiyonluk, playoffsa playoff. Bir evvelki sene de bize söylediler. Dedik Federasyon Kupası'nı alacağız. Güldüler. Lige çıkarız dedik. Yine güldüler. Ama şu anda buradayız. Hep beraberiz. Belediye Başkanımız Nevzat Doğan sayesinde bunun katkılarıyla bu işi başardık. Bu sene de bunu daha iyisini yapmak hedefimiz. Her zaman daha iyisi, daha iyisi. Bu ekip de buna hazır zaten. Eğer cumartesi günü 16'da tüm Kocaeli kenti gelirse salona bunu da görülür. Değerli arkadaşlar, tabii çok doğru bir soru. Bu makam mevkiler kimseye baki değil. Herkes
katkısını sağlayabileceği kadar sağlamalı. Gerektiği zaman da kendisi o kararı verebilmeli. Bu bir erdem diye düşünüyorum. Hiçbir şey, bu anlamda benim koltuğa yakışıklığım olmadı. Oturduğum her koltuğa değer katmaya çalıştım. Koltuktan değer almaya değil, değer katmaya çalıştım. Ben bu misyonumu İzmir Belediyesi'nde tamamladığıma inanıyorum. Dolayısıyla bundan sonraki olabilecek görevler ne olursa olsun ben takımımızın arkasındayım. Burada kulübün başında olanlar, devamında olan kişiler, zaten Mart'a kadar en az 6 ay var. Bu süreç zaten adım adım takip edeceğimiz bir süreç. Artı ondan sonra da hangi konumda olursak olalım, biz bu takımı burada söylediklerimizi laf olsun diye söylemiyoruz. Sokaklarda biz gezeceğiz. Ben şampiyonluğa inanarak konuşuyorum. Şampiyonluk olmaz da ikincilik olsun. Hadi neyse, en fazla üçüncülük olabilir. Playoff oynayabiliriz. Bunun dışındaki neyse. Değerli arkadaşlar, biz burada bir kurumsal yapı olduğunu ve bu kurumsal yapıyı sağlam temellere oturttuğunu ifade etmek isteriz. Kim gelirse bizim yerimize arkadaşımız, o kişi de en az bizim kadar bu işe sahip çıkacaktır. Zaten bu işin sahibi sadece belediye değil ki. Az önce konuştuk, şehir, basınımız, sivil toplum örgütleri, işte 41 buradasından tutun, bütün sponsorlarımız, bu iş yerde kalır mı? Kalmaz. Biz de asbelkader bulunduğumuz görevler içerisinde mutlaka, belki daha da fazla katkı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Bu yolun sonu şampiyonluk. Emre sen yap bir tanıt biraz. Fark yok, fark yok. Dikiyorum da bu fotoğraflar.